Kahvaltı alışkanlığını gerçekten artık 9 ay boyunca bebeğinizle beraber yapmak ve bu saati gerçekten bebeğinize de öğretmek adına, bu önemli öğünü bebeğinize de öğretmek adına kahvaltı alışkanlığımızı hamile olduğumuzu öğrendiğimiz andan itibaren oturtturmamız gerekiyor. Kahvaltı yaparken gerçekten besleyici bir kahvaltıyla annenin karşı karşıya kalması gerekiyor. Çünkü 8 saatlik açlık üzerine yapacağımız ilk öğünümüz kahvaltımız oluyor. Kahvaltıda bir bardak yarım yağlı veya yağsız tercih edilen bir süt, yanında tercih edilen bir yumurta. Yumurtayı istediğiniz kıvamda pişirebilirsiniz. Omlet olarak da tercih edebilirsiniz. Veya yanında bir miktar peynir. Peynirleri biz bu dönemde özellikle hamilelik sürecinde yarım yağlı veya yağsız ve tuzsuz alternatifler olarak değerlendiriyoruz. Tuzsuz özellikle altını çiziyorum. Çünkü hamilelikte karşılaşabileceğimiz tansiyon problemine karşı bu konuda önlemli olmamız gerekiyor. Onun için de beslenme içerisinde tuz getirebilecek besinleri genelde tuzsuz olarak tercih etmek lazım. Sabah kahvaltısında da peynir bu anlamda önemli. Diğer detayımız da zeytin için geçerli. Zeytin kültürümüzde de olan bir besin. Tabii kahvaltı alışkanlığınızda hamilelik sürecinde birazcık tuzlu atıştırmalıklar kendinizde istiyor olabilirsiniz. Zeytin yerine ya tuzsuz zeytin alternatifi ya da ceviz alternatifi değerlendirebilir ya da bir miktar badem tüketebilirsiniz. Ya da salatanızın yeşilliğinizin üzerine bir miktar yağ koyabilirsiniz. Gelelim tatlı, kahvaltıdaki tatlı alternatiflere. Kahvaltıdaki tatlı alternatifler işte bazen karşımıza reçeller, ballar, pekmezler çıkarken bazen çikolata gibi alternatifler de çıkabiliyor ama çikolataya dikkat diyorum kahvaltıda. Çünkü çikolatayı tüketirken bir miktar hem içerisinden şeker bir miktar da yağ alıyorsunuz. Onun için bir çorba kaşığını geçmemeye özen gösterin ve çikolata tükettiğiniz zamanlarda da lütfen zeytin veya ceviz alışkanlığınızdan o kahvaltıda birazcık ödün vermeye özen gösterin diyorum. Ama kahvaltıda ben özellikle tatlı olarak önebileceğim en güvenilir tatlı pekmez oluyor. Çünkü demir kaynağı olması açısından da bizim için doğru bir alternatif olmuş oluyor. Mevsim sebzelerine kahvaltıda mutlaka özen göstereceğiz. Mutlaka bir tabağınızda mevsim sebzeleriniz yer almak durumda. Yeşillikler, domatesler, salatalıklar, biberler, bazen bunu isterseniz közlenmiş alternatiflerle değerlendirebilirsiniz ama kesinlikle üzerinde bir yakma gibi bir işlem olmadan. Çünkü yanma işlemi olduğunda besleyici değerini de kaybetmiş oluyor sebze. Biz çiğ tercih edilmesini çok daha çok tercih ediyoruz. Mutlaka ekmek diyoruz. Ekmeksiz bir güne başlamanızı asla istemiyoruz. Kahvaltı alışkanlığınız olsun, gün boyunca diğer öğünlerde olsun. Tercih ettiğiniz ekmeğiniz tam buğday ya da çavdar ekmeği ya da tam tahıl ekmeği, çok tahıllı ekmek çeşitleri, yulaf ekmeği gibi ekmekler olabilir. Kepek ekmeği de yine tercih edebilirsiniz. Zengin ekmek olması bizim için önemli ama beyaz ekmeği bir miktar ara vermenizde fayda var. Tabii ilerleyen aylarda ne yazık ki birazcık daha tat değişimleri olduğu için bu ekmekle ilgili kısmı birazcık daha konuşacağız, belki tartışacağız ama gerçekten bu ekmeğin hem bebeğinizin kan şekeri dengesi açısından hem de sizin kan şekeri dengeniz açısından esmer tercih edilmesi çok çok önemli.